Sana ne lazım? Akşama ev lazım. Ben keseceğim belki. Bende kalırsın. Bir şekilde olacak o sünnet belli yani. Sen mi keseceksin? Ben keseceğim. Hadi kalk. Yardıma falan ihtiyacımız varsa. Biraz gülsün. Niye böyle yaptın biraz erken? Ya ne? Gülme. Bak senin işin fesat. Ya benim telefonumun şarjı bitti de 2 dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok kısa 2 dakika bir görüşme yapacağım ya. Kimi arayacaksın? Şey babamı aramam lazım da. Tamam ama burada olun o zaman. Yok tabii burada konuşacağım ya. Numarayı bana söyleyin olmadı. Numarayı şey yapmasam. Neyse tamam söyleyeyim. 537. Tamam ama şey yapmayın. Teşekkür ederim. Arkamı dönüp konuşsam? Tamam ama burada olun. Ha buradayım. Yani. İşte elimden tutun isterseniz. Yok ama. Vallahi yapmayın. Kaçmam yani onu söylemek için. Montumdan tutabilirsiniz. Şuradan tutunuz. Allah Allah tamam. Kolumu verir mi? Alo. Ben Doğukan. He bir arkadaşın telefonundan arıyorum da. Ben sünnet olmayacağım ya. Vallahi ben korkuyorum ya. Gelmeyeceğim. Bugün de gelmeyeceğim eve. Dün gece bankta uyudum he. Ya baba sırf sünnetçiye 1000 lira vermemek için kasabayla 500 liraya anlaşmışsınız ya. Beni korkutup duruyor. Satır fotoğrafı atıp duruyor bana ya. Ben gelmiyorum. Beyefendi. Kulak misafiri oluyorum İstanbul dışı. Bunun için mi? Bir saniye telefonda konuşayım da. Efendi vereceğim hemen telefonunuzu. Annem Müge Anlı'ya mı çıktı? Ya baba sağa sola da ağaçlara da asmışsınız zaten kayıp aranıyor diye. Bak yapmayın şöyle köye kadar gitmiş ya. Arıyorlar diyorlar niye sünnet olmuyor? Camiden anons ettirdiler. Gelen geçen bana bakıp gülüyor. Ben de diyorum niye gülüyor bunlar? Beyefendi saçma yere gidiyor diyaloğunuz. Ben önemli bir şey var sandım. Hanımefendi telefonunuza tecavüz mü ettim Allah aşkına? Tamam şarjım bitiyor. Ben sizin için mi taşıyorum telefon canım? Konuştuğunuz konulara bakın ya. Tamam. Gerçekten alo. Varmış demek ki böyle hikayeler Müge Anlı falan. Vallahi. Hanımefendi yani bu bir saniye baba sana demiyorum bir dakika. Baba kan görünce dayanamıyorum ben. Karı görünce değil kan görünce dayanamıyorum. Ya şaka mısınız ya? Bir saniye rica edeyim. Vallahi beni buldu. Baba İzmir'den şeytanın için Bismillahirrahmanirrahim ya. Abi benim ankastrem var korkuyorum ya vallahi ben gelmiyorum. Beyefendi babanız anlamıştır gelmeyeceğinizi bir sebepten. He. Ben alayım artık. Arkadaşım. Şu an kapatmam lazım. Bu numarayı aramayın arkadaş telefonu. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Tamam anladım. Ya bir hastalık bir durum vardı işte korkuyorum böyle kan görünce dayanamıyorum falan. Sünnet edeceklermiş beni. Ben de işte bu yaşa kadar olmadık öyle 9 kardeşiz arada kaynamışım. Bu yaştan sonra olmasın. Vallahi yani. Kız vermezler diyorlar doğru mu ya? Yabancı birini düşün. Yabancı mı Rus mu bileyim? Siz nerelisiniz? Ben İngiltere'de doğdum. Harbi mi diyorsun? Sen yabancısın. Yabancı sen değilim ama aslen Samsun. Ha aslen Samsunlusun. Ben sana gelmem. Ya bir yardım istedik çok mu yani ya? E tamam daha ne istiyorsun? Sadece fikir almak istedim sizden. Niye böyle kızdınız ki? Döndüğünde hemen sünnet mi edecekler? Sünnet edecekler mi? He pilava kaçacağız falan diyorlar ne yapayım? Hanımefendi gülmeyin bunlar sıkıntı yani şu an bir sıkıntıya düştüm yani bir yardıma ihtiyacım var. Vallahi ne yapayım? Çok ani oldu yani ben şu an ne akıl vereceğimi bilmiyorum gerçekten. He. Sen burada mı yaşıyorsun? Yaşıyorum evet. Nerede? Sana ne lazım? Akşama ev lazım ya. Sen bayağı bana yerleşeceksin yani. Sen beni tanımazsın etmezsin manyak. Hayır yani. Ben keseceğim belki. Tövbe. Ne oldu? Öyle bir şey yapmazsın herhalde. Yapar mısın? Bilmem artık yani. Harbiden. Bir şekilde olacak o sünnet belli yani. Sen mi keseceksin? Ben keseceğim. Bak şimdi korkuttun beni ya. Yok şey için dedim ya akşam böyle bir kıyıda köşede klozette küvette müvette bir yerde yatarım ya vallahi. Paran yok. Motel tut. Ay aman ben iyice senden kaçacağım diye. Yok aman pardon. Gel vallahi gel. Vallahi. Gerçekten gitmem lazım. Hayır. Ya ama bir şey diyeceğim hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Birinden akıl alman lazım o yüzden. Ha, biliyor musun? Kimi arıyorsan telefonunu açmıyor. Tamam ben sana iyilik yaptım mı verdim mi? Verdim. İsim neydi? Vermem bilgi falan. Sana. Tamam. Vallahi sen... Telefonlarım çalmıyor ya. Git bir şarj et. Çalmıyor. Açık olsa da çalmıyor. Kimse aramıyor. Eş dost yok. Ben mi oldum şimdi senin eşin dostun? Dostum? Olmam. Niye? Benim çok dostum var yeter. Nasıl yani? Tövbe dostlarıma ev açıyorum ben. Sana da açacağım vallahi bugünlük ya. Vallahi 24 saat uyuyup çıkacağım ya. Ben otelde kalamıyorum. Yalnız kalamıyorum. Korkuyorum biliyor musun? Anladım. Öyle. Ya vallahi eve gidemiyorum işte. Eve gidersen beni kurbanlık koyun gibi bağlayacaklar. Kıbleye yatıracaklar beni. Pilava katacağım dedi adam bana ya. Sınırlar bir baktadına ya. Seni de davet edeyim. Sen de o zaman baktadına. Allah ona doğru gidiyor şu an. Yani Allah. Artık Allah Allah. Saçma sapan muhabbet. Tamam gidiyor musun? Ha gideyim ya. Tamam bir Instagram numara bir şeyim mi neyim var mı? Her şeyi de biliyorsun ha. Var mı? Garip çocuksun ha. Vereceğim hadi gel. Vallahi. Instagram'ı vereceğim. Tamam. Haberdar et beni. Düğüne çağırayım seni. Evleniyorsun bir de. Evlenmiyorum sünnet düğünü ya. Sünnet düğünü. Allah Allah. Bu benim hesabım. Şaka yapıyorsun. Yo benim hesabım bu. Senin niye bu kadar takip? Müge Anlı'ya çıkmış anam. Oradan takip. Nasıl ya saçma ama. Yo mavi tiki de parayla aldım zaten. Öyle parayla satılıyor ya. Ha takipçiyi de mi parayla aldın? Hayır. Müge Anlı'dan oradan geldi. Meşhur oldun yani. Evet meşhur oldum. Sen tanımıyor musun beni Apaçi Mustafa? Vallahi tanımıyorum. Ben ne zaman evleneceğim ya falan. Sen, Allah Allah. Seda ablanın programına da çıktım. Allah öyle mi meşhur oldun yani? Öyle gidiyorum. Arada kasta gidiyorum böyle. Geri takip et beni. Tamam akşam o zaman tırak mı? Bende kalırsın olmadı. Şimdi görünce ben... O zaman şey yapalım, kahve içmeye gidelim. Hadi kalk. Vallahi. Vaktin var değil mi? Var hadi. Tamam hadi gidelim. İsim neydi senin? Tuğçe. Tuğçe şey diyeceğim, kahve içmeye gidelim. Tamam. Tamam mı? Ama bir şey diyeceğim öyle gidelim. Nasıl? Yani şey şurada bir arkadaşım var görüyor musun? Bak gel buradan. Buradan görebilirsin. Gel biraz dövecek gibi geliyor. Anlamadım arkadaşım. Bak gel şurada bir ağaç var görüyor musun? Evet. Aa.
Yazıklar olsun. Hayır bir dakika. Böyle yaptın değil mi takipçi? Dilersen elim buz gibi olmuş, niye? Gerdin beni yani. Hem de kahve içmeye geliyordum sen. Tamam gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Kameraman arkadaşının işi varmış. O gidecek, biz kahve içebiliriz. Ben şu anda neyle şaşırtacağım beni? Bu videoyu da gerçekten. Kanka. Evet. Senden tek ricam videonun yayınlamasını istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam gidelim o zaman. Yasin. Dur bir Yasin'e söyleyeyim de gelin ben. Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da. Ben askerden izine geldim, 2 dakika hayat memat meselesi var. Bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Tabii, burada konuşacaksanız sorun yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Alo. Ya baba ben sünnet olmayacağım ya. Askerden izne geldim, sünnet etmeye çalışıyorsunuz benim. Allah'ım ya. Mülçeyim mi olur ya? Bana ne kardeşim? Kan benim, damar benim. Mülçeyim mi olur ya? Her yere ilan asmışsınız. Ağaçlarda resmimi görüyorum. Bir de kamuflajla paylaşmışsınız sünnetten kaçtı diye. Az önce cami hocası ismimi anons etti. Sünnet dininden kaçtı. Her yerde alınıyor diye. Başıma 100 bin lira ödül koymuşsunuz. Bana ne kardeşim? Kan benim, damar benim ya. Ben gelmiyorum. Baba sünnetçi pilava kaçacağım falan diyor ya. Gelmiş bana satır gösteriyor ya. Ya kusura bakmayın. Ama şarjım bitecek. Bir saniye hemen veriyorum. Baba bir arkadaşın telefonundan arıyorum da. Bana niye bağırıyorsun ya? Ben gelmiyorum ya. Erkek sığınma evine gideceğim. Bana ne, banklarda yatarım burada ya. Ne Müge Anlı'ya mı çıkacaklar? Çıktılar. Benim takipçim de o yüzden mi yükseliyor Instagram'da? Ne yapacağım ben? Ya baba niye böyle? Bana ne, ben gelmiyorum ya. Bu bir arkadaşın telefonundan arıyorum. Bu numarayı aramayın, tamam mı? Tamam. Kim? He bu Zerrin abla gelin bir oğlu vardı. Ahırda ayağında var. Onun oğlu mu? Onlar mı beni arıyor? Ben eve gelmiyorum. Vallahi gelmiyorum. Bana ne baba? Ben şeytan vereyim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya baba bak rezil oluyoruz. Tamam. Tünele giriyorum. Hadi görüşürüz. Ya kusura bakmayın olur mu? Sorun yok. Yardıma falan ihtiyacınız varsa. Yardım ama ne gibi? Kalacak yerin falan da yok. Kalacak yer var mı sende? Yok, ben de aile evimde. Yardıma ihtiyacın varsa edeyim dedin. Laf olsun diye mi söyledin şimdi bana onu? Niye şimdi gülüyorsun ki bana? Duydun mu? Biraz mı? Niye böyle yaptın biraz derken? Ya ne gülme. Çok senin işin fesat. Hayır, ben şimdi kan görmeye dayanamıyorum, tamam mı? Yani öyle olunca da işte. Uyutuyorlar galiba ya. Yani ben öyle biliyorum. Uyutuyorlar mı? Öyle biliyorum. Allah Allah. Bilmiyorum ya, uyanırsam. Yani böyle şeyler de olabilir yani. Tıpta. Gülme bak, benle alay ediyorsunuz hanımefendi. Biraz gülsün. Ama bak şunu söyleyeyim, bu aramızda kalsın. Kimse lütfen bilmesin, tamam mı? Gidip arkadaş ortamında falan anlatmayın ya. Vallahi ya. İzne geldim askerden, yaşadığım şeye bak Allah aşkına ya. Gelmiş bana diyor pilava katacağım falan. Satır gösteriyorlar. Ama espri normal, herkese yapıyor. He öyle mi? Elektrik testleri de mi espri? O nasıl espri? Ben ne yapabilirim yani, bir akıl ver bir şey de ya. Yani olmak zorunda değilsin tabii, bu bir seçim meselesi. Değil mi? Ama şey diyorlar, sünnetsiz olana kızı vermezler diyorlar. Yok öyle bir şey yok. Sünnetsiz olsa senin için sıkıntısı olur mu? Kendim için söylemiyorum ama birçok ülkede yapılmıyor. Öyle mi? Değil mi? Evet. Ya olmuyormuş, tamam biz seni bizimkilerin yanına götüreyim diyeyim ki biraz arkadaşım diyeyim, belki vazgeçerler. Yok. Vallahi. Yok ama bir arkadaşım. Hani yardımcı olacaktı bana? Nerede sanakların, nerede Hipokrat, nerede yemini? Ama yalan oluyor, gidin. Ne? Ya belki vazgeçerler ya. Tamam gidelim o. Vallahi mı? Harbi mi diyorsun? Tamam gideceğiz. Sadece diyeceğim ki kız arkadaşım benim falan filan. Öyle ondan sonra belki ikna olurlar. Tamam belki söyle. Olmazsa artık seni sünnet düğünüme davet ederim, pilavdan yeriz. Oynarım ben. He oynarsın. Pilavdan yersin, etten yersin. Olur tamam. İsim neydi bu arada? İmge. Instagram'dan da takip etsene beni. Tamam. İşim inanmazlar biliyor musun? Gideceğiz ya. Doğukan Şamiloğlu 36. Bayağı da takipçin varmış. Ya şey o Müge Anlı'ya falan çıkmışlar biliyor musun? Orada işte beni arıyorlarmış. Öyle olunca da işte bir de asker kaçağı olduk üstüne. Öyle bulamadılar mı hala? Hala bulamadılar mı? Kadıköy meydanda bulamadılar. Yani bulamadılar işte, kaçıyorum. GPS takacak değiller ya götüme. Allah'ım yarım. Öyle. Gidelim mi? Tamam. Belki sen ikna edersin onları ya. İmge'ydi değil mi? İmge. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen ne yapıyorsun burada? Ben dersten çıktım. He. Şimdi piyano. Ne dersi? Piyano. Aa süper. İmge şey diyeceğim sana. Hı. Kızma mı bana, tamam mı? Kızma, söz mü? He? Dinliyorum. Ne güzel gülüyorsun öyle ya. Bizim şurada bir kameramız var. Arkadaşım bizi oradan çekiyor. Hayır bir dakika. Bir dakika. Çok sevindim. Sevindin de. Ya aslında böyle bir durum yok. Yok senin için endişelenmiştim ben. Sevindin mi benim adıma? Tamam Allah'tan öyle bir durum yok yani. Sıkıntı yok. Yani insanların tepkilerini ölçmek amacıyla böyle bir video çekiyorduk. Ne düşündün benim hakkında? Bayağı endişelenmiştim şu an. İyi hissediyorum seni. Teşekkür ederim. Biraz da gülmüş oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Olur. YouTube'da. Bir el sallama şansın var mı? Sabah kadar evet. Beraber mi sabahlayalım? Olur. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum da, 2 dakika bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Bir Hayat Mehmet meselesi var da 2 dakika. Yani yardımcı olursanız çok sevinirim. Tabii ki, bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim. Dakikan var mı? Tabii ki. Var değil mi? Evet tamam. Sağ olasın. Alo baba ne yapıyorsun? Ya baba ben sünnet olmayacağım ya. Vallahi ben korkmaya başladım vallahi ya. Sünnet olmayacağım da ben. Baba sırf sünnetçiye 1000 lira vermemek için kasap ayrıya 200 liraya anlaşmışsınız ya. Sigara parasına yaparım demiş. Allah'ım ya. Hiç değilse bu yüzden bile olmam ki ben sünnet. Allah Allah. Bir sigara parasına gitti diyecekler. Vallahi ya. Ya herkes beni dinliyor. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Allah Allah ya. Kulak misafiri oluyor millet. Aa niye bağırıyorsun ya? Anne Müge Anlı'ya mı çıktı? Beni mi arıyorsunuz? Ya baba zaten Kadıköy'deyim. Her yere benim fotoğraflarımı asmışsınız. Camiden ismimi anons ettiler. Allah Allah. Tecili bozdum, ben askere gidiyorum ya. Bağırma ya. Baba ismini şeytan rejim bismillahirrahmanirrahim ya. Baba çevrede insanlar ve sen niye böyle bağırıyorsun? Baba kökü sende ne ya? Allah Allah ya. Saçma bu ya. Al kökü.
sende. Allah'ım yarabbim ya. Bana ne, ben gelmeyeceğim. Ya var ya, köydekiler de arıyor. Müge anneye çıkmış oradan, duymuşlar galiba. Köyden arıyorlar, diyorlar niye kestirmiyorsun? Kan benim, damar benim kardeşim. Kesmiyorum ya. Allah Allah ya. Ya bu ne şeyden bir muhabbet ya. Şeyden derken yani o şeyden değil. Ben ne yapacağım şimdi? Ben gelmiyorum ya. Allah Allah. Allah Allah. Hanımefendi yani bir hastalık yani. Korkuyorum yani. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Kan görünce dayanamıyorum baba ben ya. Karı görünce değil, kan. Kan görünce dayanamıyorum. Ben gelmiyorum ya. Erkek sığınma evine geçeceğim. Vallahi gelmiyorum. Zaten dün bankta uyudum. Gelmiyorum. Bu numarayı da aramayın, bir arkadaş telefondan arıyor. Alo. 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 Ya kusura bakmayın. İyi misiniz? Ya biraz sıkıntılar var işte. Ailesel problemlerim var. Öyle ailem beni anlamıyor. Biraz psikolojik sıkıntılarım var. Sen duydun mu? Duydum evet. Ne duydun? Sünnet. Abi siz beni mi dinliyorsunuz? Ama bu özel bir durum yani. Şu telefonunuzu vereyim ilk önce lütfen. Siz de kulağımın dibinde konuşuyordunuz. Yani ama hanımefendi hani özel bir durum ya. O yüzden arkamı falan döndüm, dinlemezsiniz diye düşündüm. O yüzden yani. Yanımda oturmuşsunuz. Ya şimdi şöyle bir durum. Kan görünce dayanamıyorum biliyor musun? Ben ne yapayım ya? Sen bana bir şey ver. Kadın sığınma evine kaçabilirsin. Kadın mı? Hanımefendi siz beni yanlış anladınız. Kadın değilim, erkeğim. Yani kanıtlayabilirim gerçekten. Vallahi indirme pantolonu, indirme. Yok şaka yapıyorum ya. Ya insan insanı keser mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sünnet. Sünnet size kız vermez diyorlar, doğru mu? Vallahi. Doğru. Ben ne yapayım şimdi, ben nereye gideyim ya? Yani Allah'ın takdiri sünnet olmak da bu yaşınıza kadar. Unutmuşuz sizleri. Biz 9 kardeşiz. Arada kaynamışım. Ben de hiç sesimi çıkarmadım. Dudağıma bakma, dikkatimi dağıtıyorsun. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Benim de evrak işlerim vardı. Birini bekliyordum. Ne evrak? Sen de bir üstüne şey. Ne bu? Bakayım mı? Bakabilirsin. Mahkemelik falan değilsin değil mi? Sen psikopat değilsin değil mi? Başıma bela olmasın değil mi? Yok hayır. Sen niye bu kadar tedirginsin? He yok ya. Öyle başıma çok iş gelince öyle şeyler oldu da. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki güvenirim. Vallahi. Kalacak yer var mı? Ben bugün eve gitmeyeceğim. Sen de kalsan bugün. Yok abi. Bugün sen de kalayım, ne olacak ki? Hayır. Vallahi bugün de kalayım. Kanepeye manepeye bir yere kıvrılır. Lavaboda, küvette, tuvalette, klozette yatarım ben oraya. Parkta otururuz. Parkta. Sabah kadar evet. Beraber mi sabahlayalım? Olur olur. Benim biraz karnım aç. Yemek yiyeceğim. Yemek yer misin orada? Ismarlayayım sana. Tamam ben sana ısmarlayayım ya. Oo, hadi gidelim o zaman. Gideriz ama 10 dakika bir arkadaşımla buluşacağız. Onunla otururuz. Beni tezgaha getirmiyorsun değil mi ha? Ne oluyor, bir dakika. Teşkilat mısınız siz? Ne oluyor? Yok ne tezgahı? Tamam hadi gidelim. Alayım mı bunu? Ben alırım ya, sen hiç tamam, sıkıntı yok ya.